Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la kıbeti lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevadul kerim. Subhaneke ma abedneke haqe ibadike ya ma'bud. Subhaneke ma arefneke haqe marifetike ya ma'ruf. Subhaneke ma zikerneke haqe zikrike ya mezkur. Besmele, hamdele ve salveleden sonra Allahu Teala'nın rahmeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati ve hasretten de Allah dostlar himmeti bereketiyle inşallah siz kıymetli kardeşlerimize vaaz nasihat, sohbet yapmaya çalışacağız. Allahu Teala yapacağımız bu sohbeti kendi rızası doğrultusunda konuşturmayı ve sizler ve bizler dinledikten sonra halis ve muhlis bir şekilde amel yapmayı nasip eylesin. Kıymetli müminler, sohbetin maksadı gayesi Allahu Teala'nın rahmetinden, feyzinden, bereketinden istifade etmektir. Bir alimin başka ifadesiyle sohbetin maksadı üçtür. Birincisi ilme teşviktir. İkincisi duyduklarıyla, bildikleriyle amel etmektir. Üçüncüsü topluma, millete, vatana, dine faydalı olmaktır. İnşallah biz de sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Allahu Teala Zariyat suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zekir fe inne zikre tenfe'il lil mu'minin. Ve zekir, sen yine onlara hatırlat, vaaz-ı nasihat ver. Fe inne zikre, muhakkak ki vaaz-ı nasihat, hatırlatmak, tenfe'il lil mu'minin, müminlere çok faydalıdır. Bir hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eddinu nasihatun, din nasihattır. Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri bu hadisi tam müritlerine 12 bin defa tekrar etmiş. Eddinu nasihatun, eddinu nasihatun, din nasihattır. Ve bundan dolayıdır ki Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri başka bir sözünde bizim tarikatımız, bizim yolumuzun esası sohbettir. İmam Şafii Hazretleri Kaddesi Sırruhu o da buyuruyor ki 40 gün sohbet meclisinde, ilim meclisinde bulunmayan kişinin kalbinin kasvetleşeceğini, sertleşeceğini söylüyor. Ve ona vaaz-ı nasihatın tesir etmeyeceğini söylüyor. Ondan dolayı bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Aleykum bi mucalesetül ulemai, alimlerin meclislerine koşunuz, sarılınız. Ve istima'i kelamil hukemai, hikmet ehlinin, Allah dostlarının sohbetlerini can kulağıyla dinleyiniz. Fe innallâhe teâlâ, âli şâni yüce olan Hazreti Allah, yuhyel kalbel meyyite, ölü kalpleri diriltir. Nasıl? Bin nuril hikmeti, onların güzel hikmetli sözleriyle ölü kalpleri diriltir. Ne gibi? Kema yuhyel erdel meyyite, ölü bir arazinin dirildiği gibi neyle? Bima'il materi, nasıl ki yağmur suyu ölü bir araziye rahmet oluyor, canlılık veriyor, nebadat meydana geliyor. İşte Allah dostlarının sohbeti de ne yapıyor? Ölü kalplere hayat veriyor, can veriyor. Kıymetli kardeşlerim, aziz müminler, bugünkü sohbetimizin konusu 3 aylar ve Recep'in fazileti. Eğer zamanımız olursa Çanakkale ve şehitlik konusunda işlemeye çalışacağız. İstifade edeceğimiz kaynaklar, kalp ehlinin hazırladığı, alimlerin, molaların hazırladığı şöyle bir risale var. Ondan sonra ikinci istifade edeceğimiz müminlerin baharı Recep, Şaban, Ramazan, Semerkant yayınları, Hüseyin Okur, bu molla alimdir. Ondan sonra eğer zamanımız olursa
Tasavvufi Hayat diye Mehmet Ildırar, yani Mehmet Yarbay'ın kitabı. Bu Avrupa'da, Almanya'da yaptığı sohbetlerin kasetten kitaba gelme halidir. Kıymetli müminler, İskenderiye Ata Hazretleri El Hikem adlı kitabında buyurur ki Allahu Teala bu ümmeti Muhammed'e çok büyük nimetler vermiştir. Mesela Allahu Teala bu ümmete kısa bir ömür vermiştir. Allahu Teala bu ümmeti son ahir zaman ümmeti kılmıştır. Allahu Teala bu ümmeti ilk cennete koyacaktır. Allahu Teala bu ümmeti cennetin dörtte üçünü bu ümmetle dolduracaktır. Bunları anlatırken diyor ki bu ümmete üç tane daha büyük bir nimet vermiştir ki bunlardan birincisi mübarek gün ve geceler, ikincisi mübarek zikirler, üçüncüsü mübarek insanlar. Mübarek gün ve geceler, mesela gün olarak alimler haftanın en mübarek günü, en kutsal günü hangi gündür? Cuma günüdür. Cuma gününü alimler neredeyse Kadir gecesiyle mukayese yapmışlar. O kadar önemlidir. Onun için cuma gününün cuma saatinde, ibadet saatinde çalışmak nedir? Caiz değildir. Cuma günü gusül almak sünnettir. Evet kıymetli kardeşlerim, işte mübarek gün ve geceler, mübarek zikirler ve mübarek insanlar. Biz bugün mübarek üç aylardan ve bu üç ayların içerisinde mübarek geceler var. Dört tane mübarek gece var. Bir tanesi Recep'in birinci perşembeyi geceye bağlayan nedir? Regaib gecesi. İkincisi 27. gecesi, Miraç gecesi. İki oldu. Üçüncü Recep Şaban'da var. Şaban'da da Şaban'ın 15'inde Berat Kandili var. Dördüncüsü Ramazan'da o da nedir? Kadir gecesidir. Kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala bize iki tane kıymetli nimet vermişti ki bu nimetin kıymetini bilmediğimiz zaman bir daha ele geçmiyor. Birincisi sağlık. İkincisi boş zamanı, yani vakti, zamanı güzel bir şekilde kullanmaktır. İşte bu üç aylar güzel bir zaman dilimidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yılın aylarını dört ay ile süslemiştir. Dört ay ile süslemidir. Şu ayeti kerime bu hususa işaret eder. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan 4'ü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendinize zulmetmeyin. Tövbe suresi ayet 36. Bu 4 ay haram aylarını niçin ayetle söyledik? Çünkü bunların bir tanesi Zilkade, bir tanesi Zilhice, bir tanesi Muharrem, bir tanesi de nedir? Recep. Recep ayı bu haram aylarının içerisine Allah-u Teala ne yaptı? Aldı. Bu haram ayların üçü peş peşe, yani Zilkade, Zilhice, Muharrem ve biri de tek başına olup Recep ayıdır. Recep ayıdır. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Recep'u şehrullahi ve şabanu şehri ve ramazanu şehru ümmeti. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı dışında Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutardı. Öyle oruç tutar ki sanki orucu bozmayacak şekilde oruç tutardı. Bazen de tam tersine hiç oruç, yani bazen de oruç tutmazdı. Yani zannederler ki bu ayda hiç oruç tutulmayacak. Demek ki muvazeneyi, dengeyi yapmak lazım. Bazen tutup, yani tamamen oruçlu olmak değil de mesela diyelim ki işte Perşembe, Cuma, Cumartesi, bu konuda hadis var.
pazartesi, perşembe günleri veyahut da en güzel oruç Davud Aleyhisselam'ın orucu. Bir gün oruç, bir gün iftar, bir gün yemek. Bir gün iftar, bir gün yemek yani. Bu da güzel bir şeydir. Yine burada bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurur ki: "Men same selasete eyyamin min şehri haramil hamisel vel cum'ati ve's-sebte kutibe lehu ibadeti sittine senete." Manası, bir kimse bu mübarek aylarda 3 gün, yani perşembe, cuma, cumartesi günleri birbirine ekleyerek oruç tutarsa 60 senelik ibadet sevabı alır. Hatta hemen aklıma geldi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'da diyor ki: "Bu mübarek, normal bir günde bir insan bir ibadet ya da bir oruç tutsa ama 1'e 10 alıyorsa, bu mübarek 3 aylarda 1'e 100, 1'e 1000, Ramazan mesela Kadir gecesinde 1000, 100.000. Nasıl ki Kabe'de, Harem-i Şerif'te kılınan namaz, o mekanda, o mübarek Harem-i Şerif'te kılınan namaz, diğer mescitlerde kılınan namazdan 100.000 derece eftaldır. Nasıl ki Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz işte 1000 derece üstündür. Nasıl ki Mescid-i Aksa'da kılınan namaz 500 derece üstündür. İşte bu mübarek aylarda da Recep'te, Şaban'da, Ramazan'da nedir? Şeyler, ecirler, mükafatlar kat kat katlanmıştır. O zaman bu zaman dilimini ne yapmamız lazım? Çok güzel bir şekilde kullanmamız lazım. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Es-siyamu cünnetun fela yerfus ve la yechel ve in imra'u feetalehu evşatemehu felyekul inni saimun." Manası, oruç kalkandı. Nasıl ki askerler bir şey yaparken önünde bir kalkan var, kendini muhafaza etmiş. Oruç kalkandır. Biriniz oruçlu olduğu zaman çirkin söz söylemesin. Cahillik yapmasın. Eğer biri ona çatar veya küfrederse ben oruçluyum desin. Yine başka bir şey de Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Men lem yedah kavle zuri vel amel bi feleyse lillahi hüccetu fe en yed'a ta'amuhu ve şerabuhu." Manası, bir kimse yalan söz ve iş bırakmazsa, yalan sözü ve işi bırakmazsa, Allahu Teala o kimsenin aç ve susuz kalıp yemeği, içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Demek ki oruçta maksat sadece mideyi, ağzaları aç bırakmak değil, aynı zamanda o ağzaları da amacı doğrultusunda kullanmak. Yani göz zina yapmayacak, kulak kötü şeyler dinlemeyecek, dil gıybet yapmayacak. Zaten burada geliyor yine Enes bin Malik'ten nakledilen bir hadiste, başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hamsun yufattirunel saime yenkuznel vudu'el el kizbe vel nemimete vel gıybete ve nazaru bi şehveti vel yeminul kazibeti." 5 şey vardır ki, 5 şey vardır ki oruç tutan kimsenin orucunu bozar veya abdestini noksan kılar. Aslında buradaki bozarda maksat sevabını götürür. Hiçbir sevap alamaz. Oruç tutmuş olur, aç kalmış olur. Yani sevabın ve faziletini giderir. Bir, yalan konuşmak. İki, gıybet. Üç, gıybet etmek. Nemime, kovuculuk. Nemime aynı zamanda ne diyorlar? Vela tecessesu diyor. Casusluk yapmak. Tecessesu ne yapmak? Casusluk yapmak. Bu casusluk nasıl ki Avrupalılar, İslam düşmanları aramıza casuslarını koyup bizleri birbirine bırakıyorlar ya. O casuslar sayesinde, işte bu ajanlar sayesinde gaye maksatlarına kavuşuyorlar.
İşte bu casusluk, laf götürüp getirmek de bir nebze bir casusluktur. Müslümanlar arasında ne yapıyor? Fitne, fesada yol açıyor. Bundan dolayı nemimecilik, kuğuculuk yapmayacak. Bir de şehvetle harama bakmak ve yalan yere yemin etmek, bunlar orucun sevabını ne yapar? Götürür. Evet kıymetli abilerimiz, Deylemi Hazreti Ayşe'den, burada başka kardeşlerimiz varsa çağırın sohbete gelsinler. Sesi buraya geliyor yani. Aslında vakıfta diyor ki hiç kimse sohbet anında hiçbir şeyle meşgul olmayacak. Her şeyi bırakacak. Gelecek sohbet dinleyecek. Deylemi Hazreti Ayşe'de radıyallahu anh'a şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu 4 gecede hayırları yağmur gibi yağdırır. Yani bu şeyde biraz evvel anlattık ya, bu 3 ayların içerisinde 4 tane mübarek ne var? Gece var. Kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi, bu da başka, Şaban'ın 5. Berat gecesi, Recep ayının ilk gecesi. İşte herhalde ilk gecesi dediğimiz bu Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan Regaib Kandili. Pazartesi. O ilk gece. Bir de Regaib Kandili diyorum. Regaib Kandili Perşembe Cuma'ya geceye, onu anlatıyorum. Evet. Regaib gecesi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan. Ama ilk gecesi Pazartesi başlıyor. Şurada hemen bir fıkhi mesele geliyor. Acizane bir ara medresede okudum. Hocam Trabzon Çaykaralı'ydı. O zaman daha biraz gençtik. Şöyle derdi. Oğlum 15 yaşından sonra bir kişi namazlarını, oruçlarını tam kılmamışsa, diyelim ki işte 20 yaşında başlamışsa, o zaman 15 yaşında Hanefi mezhebine göre aklı balik olma sınırı, rüşt olma sınırı nedir? 15. 15'ten sonra 12'de de olabilir aklı balik, 13'te, ama sınırı nedir? 15. O zaman 15 yaşından sonra diyor hesaplayacak diyor. Ne kadar kaza namazları var, ne kadar kaza oruçları varsa, ama bu çok önemli. O 5 sene diyelim ki oruçlarını bilerek yemiş veyahut da bilmeyerek yemiş. Onlar için, o 5 sene için bir sefer kefaret gerekiyor. Kefaret. Kefaret ne demek? Yani bir insan Ramazan orucunda bilerek bir sefer orucunu bozarsa, orucu bozacak şeyler yaparsa 61 gün, 60 gün kefaret, bir günde onun neyidir? Kazasıdır. O zaman böyle bir kişi yapmamış ise ömründe, böyle durumda ise, o zaman şimdiden bu 3 aylar içerisinde ne yapması lazım? Yapması lazım bu kefarete. Şimdiden başlaması lazım, değil mi? Ki eğer diyelim ki 59 gün tuttu ya da 59 gün tuttu, 60. gün Ramazan'a isabet ettiyse, o Ramazan'a isabet eden oruç kefaret orucu olarak kabul edilmiyor. O neyden sayılıyor? Ramazan orucunda sayılıyor. Ondan dolayı bir de arka arkaya tutma şeyi var. Kadınlarda adet olduğu zaman bırakabiliyorlar. Sonra belli başka zaman. Ama erkeklerde diyelim ki 59 gün tuttu, bir gün yuttu. Yani bir gün yedi. O zaman o kefaret orucu ne oluyor? Olmuyor. Ondan dolayı pazartesi diyelim ki 3 aylar başlıyor. Recep başlıyor 19 Mart pazartesi. Sen yarından başla. Doğru mu? Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Şeyden sonra inşallah. Sohbetten sonra, onu da söyleyeyim. Sohbetten sonra bu konuyla ilgili kafanıza takılan sorular varsa, çünkü cevap vermeye şey yaparım. Şimdi burada herkes duyduğu için onun için söyleyecek. Buyurun.
Şimdi kefalette 2 ay oruç tuttuğu zaman kişi ister 59 gün olsun, ister 60 gün olsun bu kefalet yerine geçiyor. 2 kameri ayı tuttuğu zaman. Evet. Şimdi biraz önce sizin dediğiniz gibi eğer 59 gün tutarsa o doğru ama kamera. İki kamera ayı peş peşine tuttu. O 59 da olsa sayılıyor, 60 gün sayılıyor. Tamam. Ama biz işin şüpheye mahal olmamak şartıyla işi başında hatta hocam söyle söyledi. Diyelim 50 işte 59 gün kamerayla yani ya da bir gün Ramazan'a isabet etti. Yani tam kefaretin olması için Ramazan'a isabet etti. Alimler diyor ki o gün o Ramazan orucunda sayılmaması için o kefaretin tam kamil olabilmesi için diyor o gün diyor 90 kilometre sefer etmesi lazım diyor. Sefer yani yolculuk yapması lazım ki o seferdeki tuttuğu oruç kefaret orucu olabiliyor. Ama Ramazan orucu olmuyor yani. Böyle bir şey de var, çözüm de var. Tabii ki biz buradaki maksadımız, gayemiz böyle fıkıh meselelere, ince meseleye girmek değil. Bunu İslam ilmi halinde, fıkıh kitaplarında geniş teferruatıyla açıklanmıştır. Bizim burada anlatmak istediğimiz Hacı abi, anlatmak istediğimiz yani önceden tedbirimizi güzel alalım, şüpheye mal bırakmayalım. Sonra da mesela yevmi şek var, şek günü. Şek günü oruç tutmak da şeydir. Değil mi hocam? Ha. Böyle şeyler vardır. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Biz sohbetimize devam edelim. Ebu Bekir el-Veraki dediği gibi Recep ayı Ekim ayıdır. Recep ayı ekme, Şaban ayı sulama, Ramazan ayı nedir? Toplama ayıdır. Onun için öyle güzel, şimdi bir çiftçi düşünün. Çiftçi tarlasını sürmese, tikenlerini ayıklamasa, tohumunu ekmese, onu sulandırmasa, sulamasa, yağmur yağmasa, o zaman şey zamanı, diyelim ki Şaban'da, Recep, Şaban'da filizlenmese, fidanlar da olmasa, Ramazan'da da şey olmaz, hasat olmaz. Demek ki Ramazan'ı şimdiden, Ramazan'a şimdiden yatırım yapmamız lazım. Hatta şurada bir tane şu kitaptan da bir şey yapalım. Hazreti Ömer Recep ayının başka isimleri de vardır. Ona ne diyorlar? Şehrullahul Esam. Hazreti Ömer bir gün hutbeye çıkıyor. Bu Şehrul Esam zekat aynı zamanda zekat verme ayıdır. Bu ayda zekatları zekat Recep ayını ve zekatı Recep ayında verin ki Şaban ve Ramazan'da oruç tutan ümmeti Muhammed zekat parasıyla rahat bir hayat yaşasınlar. Bak şu anda İslamiyet ne yapıyor? Fakiri ve yoksulu da düşünüyor. Onun için diyor Recep'te nasıl ki biz Ramazan şeyinde Ramazan onun için Ramazan'dan sonra ne vermemiz lazım bir de? Fitir vermemiz lazım değil mi? Onlar da ne içindir? Bayramdan önce vermemiz lazım değil mi? O da fakirlerin, yoksulların ne yapması için? Gülmesi içindir. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii ki çok anlatmanın şeyi yoktur. Bu 3 aylar içerisinde hangi ibadetleri yaparsak, neyle meşgul olursak daha güzeldir. Bir kere şunu iyi bilmek lazım. Alimler sofiyi tarif ederken, tasavvuf tarif ederken şöyle demişler. Sofi İbnül Vakit'tir. Ne demek? Vaktin çocuğudur. Zamanını ne yapar? En güzel bir şekilde değerlendirir. En güzel bir şekilde değerlendirir. Hatta İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki ben sofilerle, dervişlerle oturdum. Onlardan 2 şey öğrendim ki o bana yeter. Bir, vakit kılıçtır. Sen kesmezsen o seni keser. İki, sen nefsini hakla meşgul etmezsen şeytan seni ne yapar? Batılla meşgul eder.
Öncelikle böyle zamanlarda kulluğumuzu gözden geçirerek, eksik ve hatalarımızı ele almalı ve bunları düzeltmenin yollarını aramalıyız. Yani ben mesela Gavs Hazretleri diyor ki, Seyyid Abdülbakkı Hazretleri, sofilerin en fazla gaflete düşmelerin sebebi, zikir, virt çekmemelerin sebebi ikidir. Birincisi gıybet, ikincisi haram nazar, göz zinası. Sofilerin zikir çekmemelerinin, huzur ve sükunete ermemelerin sebebi birincisi gıybet, dedikodu. Bunun içerisinde politika, siyaset de koyabilirsiniz. Top, pop, neyse, top, pop diyoruz ya, top, bir de pop, pop şarkıcılar var ya. Şimdi ne yapıyorsun? Metroda, tramvada, trende, otobüste, yolda, milletin elinde telefon var, kulaklarında kulakçılık var. Ne yapıyorlar acaba? İşte top pop. Yani T. Televizyon, telefon, Twitter. İnternet, yani internet. Zamanın en büyük hastalığı. Sosyal medya dediğimiz ki insanı geceleri sabahlara kadar uğraştıran bir, tabii ki güzel kullanırsan, mesela ben şahsen bu teknolojinin en güzel icadı diyorum ki şeydir diyorum ve çok şey yapıyorum, nefakasyon diyorum. Yani biz şimdi şeyde geldik. Ben burayı kesinlikle çıkaramazdım. İkinci sefer gelişim. Adresi şey yapıyorum, konuma basıyorum, beni buraya kadar getiriyor. Ben buna şey diyorum aslında, mürşidi kamil diyorum, nefakasyon. Yani dünya yollarını güzel şey yapıyor. Yani rehberlik yapıyor. Bu nasıl ki nefakasyon dünya yollarında bize mürşitlik, rehberlik yapıyor. Mürşidi kamiller de ahiret yollarında bize kolay, hızlı, trafiğin olmadığı, kırmızı ışıkların olmadığı, cezanın olmadığı, en suratlı, en hızlı şekilde seni hedefe, yani menzile ne yapıyor? Götürüyor. Ben bu nefakasyonu çok şey yaptım, yani çok hoşuma gitti. Çünkü biz daha önce neler, ben gurbetten geldim. Ben yurt dışında kaldım Hollanda'da 33 sene. Türkiye'ye geleli 5 sene oldu. İsmim Osman Yıldırım, Gaziantep'liyim. Eryaman dan geliyorum. Herhalde bu ikinci şeyim değil mi? İkinci sohbetim burada. Allah-u Teala da sizin bu mekanınızı, bu güzel mekanınızı güzel bir şekilde, zamanını güzel bir şekilde değerlendirmeyi, kullandırmayı nasip eylesin. Mesela Gavs Hazretleri'nin bugün bir sözünü dinledim. Diyor ki, vakıf hizmetinde, vakfın adı altında kim ki nefsi çıkarlarını öne alır, nefsi çıkarlarına hizmet ederse cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Vakıf adı altında nefse hizmet etmek nedir? Yoktur. Hakka hizmet vardır. Ondan dolayı Allah-u Teala bir hizmet de vermişse nedir? Onun kıymetini bilmek lazım. Evet kıymetli kardeşlerim, biz 3 aylarda ne yapmamız gerektiğini, birincisi, bunu Saadatlar Menzili'nin camisinin kapısına, demir kapısına bu hadisi şerifi yazmışlar. Şöyle: "Accilu bi salati qabla'l fevti ve accilu bi tövbeti qabla'l mevti." Vakit çıkmadan önce namaza acele ediniz, ölüm gelmeden önce tövbeye acele ediniz. İki mesele. Bir kere bir Müslüman aslında Allah-u Teala bütün ibadetlerde, bütün mübarek gün ve gecelerde Müslümanı temizlemek, arındırmak istiyor. Yani nasıl ki bir araba 2 yılda bir muayeneye giriyor ya, Almanya'da 1 yılda bir muayeneye giriyor. Veyahut da şöyle diyelim, bizim ticari araçlar, bu şey araçları kaç senede bir giriyor? Neden? Çünkü çok şey yapıyorlar. Çok yıpranıyorlar, çok koşuyorlar. Sen de çok yoruldun, çok koştun, belki çok günah işledin, belki ben çok günah işledim,
Belki biz çok günah işledik. İşte Allah-u Teala bu mübarek üç aylarda, bu mübarek günlerde, hele hele Ramazan'ın son 10 günü itikaf var, itikaf. Bu itikaf ibadetine bir giriniz. Bu itikafta insanın bir yılda kazanamadığını 10 günde kazanabilir. Öyle söylüyorum. Menzilde her yıl 1500-2000 kişi itikafa gidiyor. Bilmem sizin burada katılan oldu mu acaba? Evet. Allah acizane 2 sefer, 3 sefer katıldım. Belki birbirimizi de görmüş olabiliriz. Evet. Çok mükemmel bir his. Geceleri kayyum, kıyam, gündüzleri sayyum, sıyam, oruçlusun. Ondan sonra Gavs Hazretleri'nin arkasında namaz kılıyorsun. Teheccüd namazına ya Seyyid Sakı geliyor ya Seyyid Fetah Hazretleri geliyor. Namaz kıldırtıyor. Ondan sonra güzel bir program var. İftar yemeğinde bilmiyorum saadatlar kendi bahçelerinde ne bileyim salata gönderiyorlar, domates gönderiyorlar, üzüm gönderiyorlar. Ondan sonra her akşam namazın, her yatsı namazından sonra da Hanifilere Ramazan, Molla Ramazan sohbet yapıyor. Şafilere de Molla Ömer, Seyyid'e Molla İbrahim'in damadı Molla Ömer. O da onlara bir saatlik sorulu cevaplı sohbet yapıyor. Bu itikafı anlatıyorum ki şimdiden itikafa hazırlanın. 10 gün ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonunda 9 sene üst üste şey yapmıştır. İtikaf. Vefat ettikten sonra zevceleri yapmıştır. İtikaf farz-ı kifaye hükmünde sünnet-i müekkededir ama bir camide, bir yerde bir kişi girmese bütün Müslümanlar şeyidir. Nedir? Sorumludur. Ve nefsi terbiye etsen 10 gün diyorsun ki ya Rabbi ben 10 gün kendimi sana vakfettim. Yani teslim ettim. Ben 10 gün ben para işiyle, şehvet işiyle, şöhret işiyle hiçbir şeyle uğraşmayacağım. 10 gün ben sana sadece kulluk yapacağım, ibadet yapacağım. Hani bizim caminin o yine caminin kapısına yazmışlar. Camiye girerken itikaf niyetiyle ne yapın? Girin. Yani ne demek? Oraya girdiğiniz zaman artık dünya kelamı ne yapın? Konuşmayın. Evet. Demek ki bu Ramazan, bu üç aylarda en yapacağımız birinci şey nedir? Namazlarım tabii ki nasuh tövbesidir. Tövbe etmek. Bir daha günahlara dönmemek şartıyla